Bakanımız Sayın Yılmaz Tuncu. Hükümetimiz döneminde çok önemli yatırımlara sahne olan Akşehir'de bir eksikliği daha gidermenin memnuniyeti içerisindeyiz. Toplumsal huzur ve barışın teminatıdır adalet. Tabi adaletin bu ülvi kavramın tecelli edeceği mekanların da adaletin şiarına, vakarına uygun olması lazım. O nedenle 22 yıldan bu yana 81 vilayetimizin ilçelerinde çok önemli adalet alanında önemli eserlere imza attık. Müstakil adalet sarayları, müstakil adalet binalarının sayısını artırdık. Adalet hizmetlerinin daha kaliteli mekanlarda gerçekleştirebilmesi için çok çalıştık. Tabi adaletin tecellisi için sadece binaya ihtiyaç yok. Asıl olan adaleti tecelli edecek olan insan unsuru. Hakimlerimiz, savcılarımız, avukatlarımız ve onlara destek olan destek personelimiz, kalem personelimiz ve mübaşirlerimiz, katiplerimiz, infaz koruma personelimiz. Tüm bunlar topyekün o mekanlarda vatandaşlarımızın en kaliteli bir şekilde hizmet alabilmeleri için çalışıyorlar. Adalet Bakanlığı olarak, Hakimler Savcılar Kurulu olarak bizler de onların vatandaş memnuniyetini sağlayabilmeleri için her türlü desteği vermenin gayreti içerisindeyiz. Tabii bu temel atma törenlerinde, adalet binalarının açılış törenlerinde bizi görenler, bu Canlı yayınlarda bizi dinleyenler ya sadece bina yapmakla mı övünüyorsunuz? Sadece işte aday adalet demek sadece adalet sarayı demek midir? Önemli olan içindeki şeklinde bir takım eleştirilerle de karşılaşıyoruz. Biz sadece binadan bahsetmiyoruz ki. Biz sadece adalet sarayı inşa etmekten bahsetmiyoruz. İçinden de bahsediyoruz. İçinde uygulanacak olan Toplumun ihtiyacına cevap verecek mevzuattan da bahsediyoruz. 22 yıldan bu yana bu alanda da çok önemli mesafeler aldığımızı da söylüyoruz. 22 yıldan bu yana toplumun ihtiyacına cevap veren kanunların yenilenmesinde, temel kanunların tümünün çağın ihtiyaçlarına uygun hale getirilmesinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde milletvekili arkadaşlarımız burada onlarla beraber ben 16 yıl Adalet Komisyonunda çalıştım ve Gece gündüz parlamentoda toplumun ihtiyacına cevap verecek artık 80 yıldan bu yana uygulanan ancak çağın ihtiyaçlarına artık cevap vermeyen mevzuatın yenilenmesi noktasında da çok büyük mesafe aldığımızı söylüyoruz. Evet fiziki mekanlar önemli. Bu fiziki mekanların içerisinde teknolojik imkanlar önemli. Bu fiziki mekanların içerisinde uygulanacak kanunların, mevzuatın toplumun ihtiyacına, çağın gereklerine uygun hale getirilmesi önemli ama bu mekanların içerisinde bu mevzuatı, bu kanunları insanlara uygulayacak olan hakim savcımız da önemli, adliye personelimiz de önemli ve insan unsurunun hem nitelik hem nicelik açısından daha da kaliteli hale getirilmesiyle ilgili olarak da çok önemli çalışmalar yaptık. Yapmaya da devam ediyoruz. Reformlar gerçekleştirdik gerçekleştirmeye de devam ediyoruz. Özellikle yargı reformu strateji belgeleriyle hem uygulamaya yönelik hem mevzuata yönelik çok önemli yenilikleri hayata geçirdik. Ve şimdi önümüzde bir yargı reformu strateji belgesi daha açıklanacak. Sürekli yenilik, sürekli milletin taleplerini karşılayabilme, milletin hissiyatına tercüman olabilme noktasında önemli çalışmalara imza atıyoruz. Önümüzdeki birkaç hafta sonra Sayın Cumhurbaşkanımız yargı reformu strateji belgesini açıklayacak. Dördüncüsü olacak bu. Türkiye yüzyılının ilk yargı reformu strateji belgesini kamuoyuyla Sayın Cumhurbaşkanımız paylaştığında şunu göreceğiz orada. Evet, 22 yıldan bu yana hep üzerine koyarak geldiğimiz adalet alanında gerçekleştirdiğimiz yenilik ve reformlara ilaveten bugün günümüzde de ihtiyaç duyulan birçok hususu gündeme getirdiğimizi ve nasıl çözeceğimizi önümüzdeki dört yıllık bir plan içerisinde nasıl milletin sorunlarına çare olacağımızı özellikle adalet alanında, hukukun üstünlüğü alanında, gecikmeksizin gerçekleştirilmesi gereken adaletin tecellisi alanında öngörülebilir bir adalet sisteminin daha da sağlamlaştırılması, tahkim edilmesi anlamında neler yapacağımızı Sayın Cumhurbaşkanımız önümüzdeki haftalarda inşallah kamuoyuyla paylaşacak. Ve burada özellikle yeni yargı reformu strateji belgesi hazırlanırken bir yıllık bir çalışma gerçekleştirdik. Bu çalışmanın içerisinde hakim ve savcılarımız, kalem personelimiz, avukatlarımız, tüm uygulayıcılarımızdan ilk derecesiyle istinafıyla, ile yüksek mahkemeleriyle her birinden uygulama ile ilgili, mevzuatla ilgili görüşler aldık. Adalet sistemimizin hem nitelik hem nicelik anlamında daha güvenilir hale getirilebilmesi, öngörülebilir bir adalet sisteminin daha da tahkim edilebilmesiyle ilgili olarak görüşleri aldık ve bir yıllık bir çalışmanın sonunda vatandaşlarımızdan da gelen görüşler yine bu alanda çalışan sivil toplum kuruluşlarımızdan gelen görüşler siyasi partilerimizden barolarımızdan ve hukuk fakültelerimizden üniversitelerimizden akademisyenlerimizden aldığımız görüşler doğrultusunda kapsamlı bir yargı reformu strateji belgesini son aşamaya getirdik. Burada özellikle şunu ifade etmek istiyoruz. Toplumda Adalet duygusunu daha da güçlendirecek çalışmalara hız vereceğimizi söylüyoruz ve bunun somut hangi adımlardan ibaret olacağını mevzuatımızda gerek ceza hukuku alanında gerek özel hukuk alanında vatandaşlarımızın yargıya güvenini daha da yukarılara çıkaracak önemli somut hedefleri ortaya koyacak çalışmalarımızı, hedeflerimizi milletimizle paylaşacağız. Özellikle yapanın yanına kar kaldığı algısını ortadan kaldıracak düzenlemeleri hayata geçirmeye devam edeceğiz. Mevlana'nın diyarındayız. Hazreti Mevlana ne diyor adaleti tarif ederken? Adalet her şeyi yerli yerine koymaktır. Adalet hak edene hak ettiğini vermektir. Ceza ise ceza, özel hukukta ise kendi hakkına bir an önce kavuşması noktasındaki çalışmaları yapmaktır diyor adalet. Dolayısıyla yapanın yanına kar kaldığı bir algı vatandaşlarımızda olmaması lazım. Bu konuda 22 yıldan bu yana çok önemli mesafeler aldık ve bundan sonra da almaya devam edeceğiz. Kamu vicdanında rahatsızlık oluşturan olumsuz durumların önüne geçecek somut adımları atmaya devam edeceğiz. Yine adaletin gecikmek sizin tecellisini sağlayacak özellikle uygulayıcılardan aldığımız avukatlardan hakim savcılardan aldığımız görüşler doğrultusunda mevzuatımızda da bazı değişiklikler yeni ihtiyaçlar var. Bunları inşallah yasama organımıza taslaklar halinde sunacağız ve bu hedeflerimizi bir bir hayata getireceğiz.